Evet, herkese günaydın. Bugün ayın 15'i, 15 Mart. Bugün yine Fikirtepe projesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi inşaatlar çok hızlı bir şekilde yürümekte. Projenin detaylarına geldiğimiz zaman bakıldığında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler mevcut. Daire fiyatları da ortalama 1 artı 1 fiyatları. Şu an ellerinde kalmadığı söyleniyor. Parsel parsel açtıkları için projeyi. Sürekli bir konut aslında sirkülasyonu oluyor. Şu anda 1 artı 1 fiyatı ortalama 3 milyon liradan başlıyor. 2 artı 1 açık mutfaklar. Burası bu arada gördüğünüz gibi Emlak Bankası'nın satış ofisi. Emlakçılardan değil de doğrudan şeyden almak isterseniz, emlak konutundan almak isterseniz buraya geliyorsunuz. Dediğim gibi şuradan birazdan şimdi şu karşıda bir tane bakın. Arada bir kulevi isteni aradan çıkacağız. Mandara Caddesi'ne. Konutlar genelde orada biraz daha fazla yoğunlaşmakta proje. Şeyde kalmıştık, 2 artı 1 dairelerde kalmıştık. 2 artı 1 dairelerde ortalama açık mutfaklar 4.850'den. Kapalı mutfaklar 5.850'den. 3 artı 1 daireler 6.850'den civarında ilerleme devam ediyor. Dediğim gibi yani geleceğe yönelik yatırımda bu yeni evin kampanyasını almayı düşünürseniz eğer, ki ben öyle yaptım. Bir tane daire aldım. Hemen hemen bu tarafa işim düştüğü zaman da genelde çekmeye çalışıyorum. Takipçilerime özellikle bilgi vermek istiyorum. Ben mesela buradaki projeden 1 artı 1 daire aldım. Kredinin onaylanmasını bekliyoruz. Eğer kredimiz onaylanırsa bir tane 1 artı 1 daire almak niyetindeyiz. Gördüğünüz gibi işte şu anda hatta bakın. Projenin temeline bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir temel açmada bayağı bir derin kuyu açılmış. Yani deprem bakımından bakıldığında gerçekten şey yapılıyor, önemseniyor burası. Bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma üye olmayı unutmayın. Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Daha yeni videolar çekilmek adına mümkün olduğu kadar kısa ve öz video çekmek istiyorum. Siz takipçilerime de deneyimlerimden ve paylaşımlarımdan fayda almasını isterim işin açıkçası. Gördüğünüz şu proje uptype dedikleri genelde internet satılık olan daireler. Bu proje yarım kalmış. Halzı İnşaat tarafından yapılmış. Ve inşaat firması birçok mağdur bırakarak buradan ayrılmış. Allah onlara da sabır versin. Dediğim gibi insanlar evlerini bırakıyorlar, gidiyorlar ama inşaat bitecek diye beklerken emlak konut hızlı hızlı geçiyor ama gördüğünüz olduğunuz inşaat bu şekilde kalmış. Ne zaman yapılır? En son söylenen emlak konut işte ben bakanlıkla yapılan anlaşmaya binaen ben ya işte tamamlayacağım demiş ama ilk önce adam tabii kendi binalarını yapmaya çalışıyor. Ondan sonra da herhalde sıra burada bir gün gelir ama ne zaman gelir? İşte muallak. Gördüğünüz gibi bayağı büyük. Şimdi kondisyonsuzuz da tabii. Rampayı çıkarken yoruluyoruz. İnşaat kamyonları bir yerden. Binalar başka bir yerden. Görüyorsunuz bakın taş yünüyle dış cepheyi kaplamışlar. Hemen hemen şu anda 150 civarında görüyorsunuz. Tabii kendine dikkat edin lazım. Kamyonlar hızır hızır. Bu işte daire var. İnsanlara ilgilendirmek adına görüyorsunuz. Çamur, çaylak demeden rampa yukarı çıkar. Yerliyoruz. Dediğim gibi. Şimdi bakın yukarıda mesela hemen şu inşaat, yarım kalan inşaatın sonunda gördüğünüz bir tane proje daha var. Orası da Kiptaş'ın yaptığı Torkam diye geçiyor. Burasını Kiptaş yapmış, tamamlamış. Oturum başlamış. Ve insanlar yerleşmeye başlamışlar. Gerçekten zor koşullar altında video çekmeye çalışıyorum. Kamyonlar bir yerden, çamur bir yerden. Gerçekten zor yani.
Biliyorsunuz bu kamyonu Fransız eskeninde. Evet arkadaşlar, bakın yine başka bir Barsan inşaat mal sahibi. Karadeniz Teknik Yapı Denetim Firması. Bir inşaat daha böyle yarım kalmış. Yani burada gerçekten bu kadar yoğunlaşmanın, fiyatların yüksek olduğu bir projelerde hani insanlar kıt kanaat bir şeyler almaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama cidden hem kaçan müteahhitler hem insanlar mağdur olması gerçekten kötü bence. Umarım her şey düzelir. Malum Türkiye burası. Gördüğünüz gibi şimdi Torkanların önüne çıktık. Torkanların ara yoldan. Sizleri daha fazla sıkmamak adına bir sonraki videomda Mandıra Caddesi'ndeki son durumu da sizlerle paylaşacağım. Herkese teşekkürler.